Sevgili dinleyiciler merhabalar. Profesör Doktor Ramazan Ayvallı hocamızla kendilerinin YouTube kanalındayız. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'teyiz efendim. Dolayısıyla bayağı bir sualimiz var. Müsaadenizle bunlara devam etmek istiyoruz efendim. Memnuniyetle tabii efendim. Teşekkür ederim efendim. Efendim teravihlerden, camilerde teravih kılıyorduk. Maalesef bu koronavirüs illetinden dolayı mahrum kaldık. Evde kılmamız icap ediyor. Nasıl kılabiliriz? Tek başına kılabilir miyiz? Ne yapmamız gerekiyor efendim? Aydınlatırsanız çok memnun oluruz. İbrahim Bey, evvela değerli izleyicilerimiz için şunu belirtelim. Cuma günü günlerin efendisi, Kadir Gecesi, gecelerin en faziletlisi, Ramazan ayı da ayların sultanı. Sevgili Peygamberimiz, bu ayın ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret, sonu cehennemden azad olmaktır buyurmuşlardır. Sahih-i Buhari'de geçen bir hadis-i şeriflerinde de "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tegaddeme min zembih" buyuruyorlar ki kim faziletine, farziyetine inanarak ve sevabı Allah-u Teala'dan bekleyerek bu ayda oruç tutarsa geçmiş günahları affolur. Bu mübarek ayda yapılacak en mühim işlerden birisi oruç. Oruçtur. Birisi hatim yapmak. Evet. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birisi efendim teravih namazı kılmaktır. Hicri 2. seneden itibaren kılınmaya başlamıştır. Fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında geçen bir husustur. Tabii cemaatle teravih namazlarının kılınması fıkıh kitaplarında sünnet-i kifaye tabiriyle ifade ediliyor. Sünnet-i kifaye şudur. Bir kısım insan camide bunu cemaatle kılarsa diğer Müslümanlar evlerinde kılmak istediklerinde rahatlıkla evlerinde kılabilirler. Tabii devletin, hükümetin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasaklamasıyla camilere gidilemiyor. Hem cuma namazlarında hem vakit namazlarında. Böyle olunca teravihlerde de camilere gitmekten mahrum kalmış durumdayız. Bu durumda ne yapacağız? Teravih namazımızı evlerde kılacağız. Evet. Ama benim burada değerli izleyicilerimize bir tavsiyem olacak. Buyurun efendim. O da şudur. Malum olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neşretmiş olduğu Ahmet Hamdi Akseki'nin Diyanet İşleri Başkanlarından İslam Dini kitabı var. Orada namazların kazası bahsinde geçtiği üzere Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde kazası bulunanların nafile namaz kılmaları haramdır. Haram. Günah işlemiş oluyorlar. Evet. Nafile namaz nedir? Farz ve vacip haricindeki bütün namazlardır. Sünnetler, müstahaplar, menduplar, adab. Bu revatip sünnetler dediğimiz bazı namazların öncesinde, bazılarının sonrasında, bazılarının hem önce hem sonrasında olan sünnetler girdiği gibi işrak, duha, evvabin, salat-ı leyl, teheccüd namazı. Bunlar da nafile namazlar meyanında, arasında sayılmaktadır. İşte bir kişi evinde teravih namazı kılarken kazalara niyet etmelidir. Bir günlük kaza 20 rekat ediyor. Sabah namazının farzı 2, öğlenin farzı 4, 6, ikindinin farzı 4, 10, akşamın farzı 3, 13, yatsının farzı 4, 17, vitir 3 rekat, 20 rekat ediyor. Hanefi mezhebinde kaza namazı kılacak olanların durumu 3 gruptur. 1, tertip sahibi olanlar. Tertip sahibi olanlar kazayı kılmadıkça o günün farzını dahi kılamazlar. Çok kısaca tertip sahibini onu söyleyeceğim. Açsak efendim. Ömrü boyunca 5 vakitten fazla kazası olmayan insan. Olmayan. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram aleyhim rıdvan haziratı tertip sahibi idiler. Evet. Hendek Muharebesi'nde
kafirler öyle sıkıştırdılar ki öğle, ikindi ve akşam namazlarını kılamadılar. Hatta Taif'te Peygamber Efendimiz'i taşlayanlara dahi Efendimiz beddua etmediği halde bu kafirlere beddua etmiştir. Ya Rabbi bunların kabirlerini ateşle doldur diye beddua etmiştir. Sonra gitmiş önce öğleyi kaza etmiş, sonra ikindiyi kaza etmiş, sonra akşamı kaza etmiş, sonra da yatsıyı kılmıştır. Fıkıh kitaplarına göre eğer o üçünü kaza etmeden tertip sahibi birisi vakti namazını kılsa olmuyor. O namaz batıl olur. Sahih olmaz efendim. Bir sonrakini kıldı, o da batıl oldu. Bir sonrakini kıldı, beşi geçince artık sahibi tertip olmaktan düşüyor. Ondan sonrakiler sahih olmaya başlıyor. İkincisi faitesi olan, özürle geçirilmiş namazları olanlar. Evet. Unutmuş, birkaç namazı geçirmiş. Yoğun bakıma girmiş, birkaç namazı geçirmiş. Bu insanların vaktin sünnetlerini ve diğer nafileleri, işrak, duha, evvabin, teheccüd namazını kılabilecekleri kitaplarında yazılı Hanefi mezhebine göre. Evet. Ama maalesef bazı hocalar fevait, faitenin cemidir, özürle geçirilen namazlar demek. Evet. Fevait ile senelerce kılınmamış metrukatı, terk edilmiş namazları birbirlerine karıştırıyorlar. Bakın bendeniz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 69'dan 80'e kadar 11 sene Din İşleri Yüksek Kurulu raportörlüğü yaptım. Evet. Bir sene de kurul üyeliği yaptım. Biz orada 11 sene boyunca binlerce, on binlerce sual, fetvanın müsveddesini hazırladık. Evet. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden 3 kişilik fıkıh ve fetva komisyonu olurdu. Onların müsveddelerini biz hazırlardık. Bu komisyon bizim bu müsveddelerimizi incelerdi. Fetvayı yazdırırdı. Reisin imzasıyla da fetva soran kişiye giderdi. Ben böyle binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce fetva işiyle meşgul oldum. Temel fıkıh kitaplarından bu konuları inceledim. Yani programlardan da efendim sizin hassasiyetinizi görüyoruz. Yani mühim meselelerde mutlaka kitaba müracaat ediyorsunuz. Evet efendim. Çünkü İbrahim Bey, din naklidir, akli değildir. Evet. Din aklı selimede uygundur, kesin surette. Ama akıl göz gibidir. Nasıl ışığa ihtiyacı varsa, efendim gözün görebilmek için, aklın da nübüvvet ve risalet ışığına, vahiy ışığına ihtiyacı vardır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcazadesi, şerefli damadı, Ehl-i Beyt'in birincisi, 12 imamın başı, Hulefai Raşidin'in dördüncüsü, Aşir-i Mübeşir'in dördüncüsü, fazilette insanların dördüncüsü, ilim şehrinin kapısı, Allah'ın arslanı Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki din akli değil naklidir. Eğer akli olsaydı ben mestin üzerine değil altına meshedilmelidir derdim. Çünkü kirlenen kızım alt taraftır. Ama dinimizde mestin üzerine meshedilmesi emredilmiştir. Burada bizim aklımıza söz düşmez buyuruyor. Hal böyle olunca Hanefi mezhebinde metrukatı, senelerce kılınmamış namazları bulunan kişilerin kazaları kılmadan kıldığı nafileler kabul olmaz buyuruluyor. Teravih de buna dahil o zaman. Dahil. Bakın Abdülgani Nablusi isimli büyük bir alim var. Evet efendim. Nablus şu anda Filistin'de. Evet. O zatın El Hadikatü Nediye Fi Şerhi Tarikatil Muhammediye isimli iki cilt Arapça kıymetli bir eseri var. O eserinde diyor ki sahih olma başkadır, makbul olma başkadır. Sahih olma, fıkıh kitaplarında yazdığı şartlara uygun bir ibadeti yaparsanız sahih olur, zimmetinizden düşer. Ama makbul olması demek, buna ecir, sevap verilmesi, Allah-u Teala tarafından kabul buyurulması demektir. Her ne kadar diğer üç mezhepte olduğu gibi Hanefi mezhebinde kazaları varken nafileyle uğraşmak haram değilse de, çünkü ibadet yapıyor diyorlar Hanefi alimler,
haram olmaz diyorlar. Ama sevap verilmez buyuruyor. Bu bakımdan teravih namazı kılacak olan kardeşlerimiz üzerlerinde kazaları varsa, kazaya niyet ederlerse kazaları sakıt olur, borçlarından kurtulurlar, zimmetlerinden bu borçlar düşer. Aynı zamanda teravih sevabı da alırlar. Bakın, bir kimse camiye girdiğinde diyelim ikindi namazının sünnetini kılacak, değil mi efendim? Evet efendim. Tahiyyetül mescid namazına diye niyet etse, o gün ikincisinin sünnetine niyet etse, yeni bir abdest almış ise, yeni bir abdest veya gusül alınca iki rekat namaz kılmak sünnettir. Buna sübha namazı derler. Bu sübha namazına niyet etse. Bir de kazaya niyet etse. Dört. Bir kazası sakıt olur. Üç tane de sünnet sevabı kazanır. Bu fıkıh kitaplarında böyle yazılı efendim. Şimdi bazıları efendim ya bir namazda iki niyet olmaz diyorlar. Bunu da karıştırıyorlar. Maalesef cahilane konuşuyorlar efendim. Ya biraz fıkıh okumak lazım. Yani ben dört rekat kılayım, hem öğleye hem ikindiye niyet edeyim, ikisini birden aradan çıkarayım. Olmaz. Diyemez efendim. Bu olmaz efendim. Evet efendim. Bu olmaz efendim. Kaza kılarken diğer nafile bazı ibadetlere de niyet edebilir. Nasıl camiye giren bir insan Allah-u Teala'nın evini ziyarete niyet etse ayrı sevap kazanırsa, zikir yapmaya niyet ederse ayrı sevap kazanırsa, Kur'an-ı Kerim dinlemeye, efendim, Müslümanları ziyaret etmeye niyet eder, ayrı sevap kazanır. Böyle 10-15 tane niyet sayılıyor. Seyyid Allame Muhammed Emin İbni Abidin Hazretlerinin Haşiyetü Reddil Muhtar, Aleddünil Muhtar Fi Şer'i Tevril Efsar kitabında bu niyetlerin hepsini yaparsa hepsinin ayrı ayrı sevabını alır buyuruyor efendim. Bu kitapta 18 cilt halinde Türkçe'ye tercüme edildi. 16 cilt metin, 1 cilt tekmine, 1 cilt de fihrist, böyle kıymetli bir eser. Dolayısıyla teravih namazlarını evde kılabiliriz. Camide cemaatle kılınması sünnettir ve fazileti çoktur. Ama evde bir erkek hanımıyla, kızıyla, oğluyla cemaat yapsa yine cemaat sevabını kazanır. Hadis-i şerifte salatul cemaati tafdulu salatel fezzi bi 27 derece bi 25 derece rivayeti de var. Cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namaza nispetle 27 derece veya 25 derece daha faziletli. Tek de kılabilir ama, değil mi efendim? Evet efendim. Yani evinde efendim cemaat yapınca o cemaat sevabını alır. Ama bu kaza namazları kılarlarken aile fertleri ne yapacaklar? Yatsının farzını ve vitri cemaatle kılarlar. Kazaları her birinin farklı farklı zamanlara ait olduğu için onları yalnız kılarlar efendim. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle özetleyebiliriz o zaman. Çift niyet veya birden fazla niyet her namaz için geçerli değil ama geçerli olan namazlar da var. Evet efendim. Teravih kaza borcu olanın da nafile namaz kılması uygun değil. Üç mezhebe göre haram. Haram. Hanefi mezhebine göre o ibadet makbul olmuyor. Dolayısıyla kaynaklarımızda Kudüs Kadısı Muhammed Sadık Efendi'nin kitabında, İbn-i Nüceymin Mısri'nin eserinde, Oflu Muhammed Emin Efendi Necatül Mümin'in kitabında sünnet yerinde kazaya niyet edildiğinde hem kazanın sakıt olacağı hem sünnet sevabının has olacağı belirtiliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fütühül Gayb'ında var. İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubatı Rabbaniyesi, Muhammed Masum Faruk Hazretleri Mektubatı Masumiyesi'nde var. Efendim Muhammed bin Kutbüddin İznikî'nin Miftahul Cennesi'nde var. Hamza Efendi'nin Bey ve Şira Risalesi'nde var. Eşi'atü Lemaat isimli Farsça bir hadis-i şerif şerhi kitabında var. Ben böyle kaynaklardan 19 tane referans bulmuştum. Bunların dosyamda fotokopileri filan da var. Böyle tamamen kitabi. Kitabi efendim. Yani efendim. Sünnetler yerinde kazaya niyet edilirse hem sünnet
sevabı alır hem de kazadan çok kurtulur efendim. Anadolu'da bir tabir var. Elekte su taşımak diye. Yani aksi takdirde boş işle uğraşmış olacağız. Boşa gidecek. Çok teşekkür ediyoruz. Burada bir taşla iki kuş, birden vurmuş oluyoruz. Hatta birkaç kuş birden vurmuş oluyoruz. Karlı işe bakmak lazım. Ben bugün tüccar sineğin kanadına yağ çıkarmaya çalışıyor. Evet, para kazanmak için değil mi efendim? Evet, efendim. Dini konularda da niye biz daha karlı işleri yapmayalım değil mi efendim? Efendim sayenizde bunu da öğrenmiş olduk. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim. Değerli izleyiciler, inşallah bir başka programda birlikte olacağız. Hayırlı günler efendim.